Evet, Türkiye'nin en karizmatik YouTube kanalının takipçileri. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Haliniz, hatırınız nasıl? Onu da bir sorayım dedim. Hani öyle boş beleş de yayına giriş yapmayayım. Yazarlardan Fenerbahçe yorumları, spor yazarları Fenerbahçe'nin Galatasaray 1-0 mağlup, Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçı köşe yazılarında yorumlamış Ercan Güven diyor ki... Fenerbahçe maçın son dakikasında bir penaltı aldı ve 9 kişi kaldı ev sahibi. Volkan'ın kurtaramadığı tek şut Batu şu penaltısıydı. Yani değil mi? Keşke Volkan da Uğurcan Çakır gibi kalecilik yapsaydı. Adından kör tali fazla mesai yapıp Ceko'nun bir şutu dekten dönse de kabus bitti. Fenerbahçe şeytanın bacağını kırdı mı <laughs> maçı mı kazandı belli değil. Lakin son 2.90'ın derin izleri bir süre daha titredecektir Fenerbahçe'ye ya tekrarlanırsa diyor. İyi tarafından bakıyorum Fenerbahçe evinde oynayacak yani ilk dakikalarda gol bulursa çok şey değişecektir. Uğur Meleke Konya ve İstanbul maçlarında ikinci devrenin başında 5'i bulan Fenerbahçe. Son 3 müsabakadır Gaziantep Samsun Başakşehir önünde son bölüme beraberliği bozma çabasıyla giriyor. Antep'i İrfan Can çözdü. Samsun karşısında öndeki 4 adamın birden oyundan çıkmasıyla 2 puan kaybettiler. Dünün kırılma noktası ise bence uzaktan şutlardı. Başakşehir bu sezon ceza alanı dışından 7 gol yemiş. Ligin uzaktan en fazla gol yiyen takımlarından biri. Fenerbahçe dün 90'a kadar çok zorlandı Volkan'ı geçmekte. Şimanski'nin ceza alanından denemesiyle kazandığı penaltıyla kazandılar 3 puanı diyor. Bir kardeşim diyor hocam biz ceza sahasından niye şutu az deniyoruz? Ben şunu söyleyeyim. <laughs> Cengiz Ünder ceza sahasından bir tanesini şut çeksin bir tanesini orta açsın. Hiç sıkıntı değil. Emin olun maç başına 2 tane gol ortalaması yakalar. Gürcan Bilgiç. Zor maç. Başakşehir'in olağanüstü direnciyle daha da zor hale geldi. Volkan Babacan kurtarışlarıyla taşıdı. Tabelada takımını tabelada kurtarışlarıyla taşıdı. Penaltıyı da kurtarıyordu neredeyse. Kulüp daha önce hiçbir derbi maçında yapmadığını yaptı. Bir gün öncesine antrenmana taraftar getirdi. 11 sarı kart gördü takım. İkisi iki sarıdan kırmızıya döndü. Böyle bir motivasyon diğer maçlarda olmadığı için incelemeli Göksel Başkan ile Çağdaş Hoca'nın sırrı başkalarını ölmek olmalı. Yine de golün sürekli etrafında dolaştı Fenerbahçe. Sanki tekrar filmi gibi 3 gün önce Samsun Spor maçındaki cümle vardı anlatımda. Top direğin yanından avuta çıktı. Rakip ceza alanında 70 kez topla buluşup 30 şut üretip maçı penaltıyla kazandılar. İsmail Katal bu detayı çözmeli. Demek ki merkezde beceri problemi var diyor. Bitiricilikte bence beceri problemi var. Bak Fenerbahçeliler ben anlatayım sıkıntıyı. Bütün Fenerbahçeli kardeşlerime dinlesin benim. Bizim sıkıntımız nerede biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> bizim sıkıntımız şurada. Şut atacağı yere pas veriyorlar. Pas atacağı yere şut veriyorlar. Yani şut çekiyorlar. Bizim sıkıntımız burada. Yani zamanlama ve tercih hatası çok fazla. Ömer Üründül. Çok soyda hücum presiyle top kazanan Fenerbahçe'nin dengesiz yakalanan rakip savunma karşısında 45 dakikada golü bulamayışı gerçekten inanılır gibi değildi. Üstelik bunlara ilaveten Figueiredo'nun kırmızısıyla Başakşehir devre sonunda 10 kişi kaldı. İkinci devre artık tek kale bir oyun sahneleniyordu ama gol bir türlü gelmedi. Ardından tahmin ettiğim gibi İsmail Kartal medyanın istediği değişikliği yaptı. Batshuayi ile çift santrafora dönerken dışarıya çıkan isim o dakikaya kadar sahanın hem her bölgesinde müthiş pres yapan İsmail oldu. Bununla birlikte Çağdaş ayakta duracak hali olmayan ve takımını eksik oyla atan Piontek'i e çıkarıp nihayet Kenny'i aldı. İsmail'in çıkmasıyla pres yükü azalınca Fenerbahçe sayısal üstünlüğe rağmen rakibini ani ataklarla karşılamaya başladı. Şimdi İsmail çıkınca pres yükü azaldı. Fenerbahçe sayısal üstünde aldı ama ani ataklarla karşılamaya başladı. Kısacası giren Kenny ile çıkan İsmail Yüksek bütün dengeleri değiştirdi. Maç beraberliğe kilitlenmişken son dakikada penaltısı imdada yetişti. Kurun içi her şeye rağmen olumlu buldum. Bir şey söyleyeceğim en eleştiren kişi bu ona rağmen diyor. Dzeko ve Tadic fiziki düşüşü devam ediyor. Hayt diş kadar başına taş düşsün. İtiraza neden olan penaltı hakemin kararı doğruydu demiş. Engin Verel daha sakin olmak zorundalar diyor. Yani Fenerbahçe için daha sakin olmak zorunda. İlker Yağcıoğlu değişiklikler geç. Son vuruşlardaki hatalar ve kaleci Volkan'ın iyi oyunu Fenerbahçe'nin istediği golü bulmasını engelledi. Geçen hafta yaptığı 3 değişiklikle tepkileri çeken İsmail Hoca bu maçta da değişikliklerde geç kaldı. Özellikle Emre Mor oyuna sokmakta 85. dakikayı beklemesi hataydı. 9 kişiyle savunma yapan rakibine karşı dribbling yapıp adam eksiltecek oyunculara gerek varken Emre'yi bu kadar kenarda tutması olmadı. Sonuçta 10 kişi kalmış bir rakibe karşı maçı son dakika penaltı golle kazanıyorsanız eleştirilerde de olacaktır. Fenerbahçe Samsun maçından sonra Başakşehir maçında da puan kaybetseydi sorunlar daha da büyüyecekti. 3 puan geldi ama iyi bir ders çıkarılmalı diyor. Nispeten katılmıyorum da neyse. Fenerbahçe'nin oyunu bu olmamalı diyor Oktay Deroğlu. Geçin. Hakemin kararları kötü değildi diyor Erman Toroğlu. Rabbit ile gergin bir maç. Hakemin kararları kötü değildi. Ben beğendiğim da uzun zaman sonra gördüğüm yanlış yerden atılan tacı doğru yerden attırdı. Hem de diğer balta hakem arkadaşlarının yapmadığını yaptı. Balta hakem arkadaşları oradan atma buradan at diyorlardı. Tekrar takıma attırıyorlardı. Bu doğrusunu yaptı ve tacı rakip takıma verdi. Demek ki saat 24'te iki kez doğruyu gösteriyor. Dün ben bu cümleyi çok kurdum değil mi? Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir diye kaderin cilvesi. Güzel bir baş oldu. Dört dakikalardaki itirazlar, tartışmalar. Havada uçuşan kartlar bulmasa daha da iyi olacaktı. Herhalde Galatasaray ve bu Bundan sonra oynayacağı maçları çoğu böyle geçecek. Diyor Erman Toroğlu. Ercan Taner. Şampiyonluk stresi kendini göstermeye başlamış diyor. Hani uzun uzun diye okumaya gerek yok. Başlıktan anlaşılıyor. Tugay Kerimoğlu akıllar Samsun Spor'da kalmış diyor. Bu da anlaşılır. Mehmet Özil'e kazanmasındaki en büyük etki son vuruşlarda panik yapmamak önemli ama Fenerbahçe oyuncuların bu kadar deneyimli olmasına rağmen hep bir heyecan var. Şimanski'nin geçmiş haftalarına nazaran performansla düşüş var diyor. Katılmıyorum geçtim. Rıdvan Dilmen artık daha fazla risk almalı. Fenerbahçe kadrosu çok tecrübeli ancak ligin son anlarında gelinmesiyle birlikte uzun süredir yaşanamayan şampiyonluk takımda bir şuursuzluk yaratıyor. İsmail Kartal'ın artık daha fazla risk alması gerekiyor. Şampiyonluk yarışında risk alınmalı. Bu gelen gol İsmail Kartal'ı fazlasıyla rahatlattı. İsmail Kartal ve oyuncu grubunun üstünde çok fazla stres var. Buna bir çözüm bulunmalı diyor. Buna çözüm belli de. Neyse. Savaşın ortasından La Liga'nın zirvesine. Sezon başında Ukrayna ekibi Dinipro'dan. İspanya temsilcisi Girona'ya transfer olan Ukraynalı golcü Artem Dovibuk attı 14 golle La Liga'nın zirvesinde yer alıyor. Hadi de anladık. Bir de eee Nide vardı? Yusuf Nide Şimi. Şimdi ben burada ben bildimcilik oynamaktan nefret eden bir insanım ama ben bildim. Artem Doybuk için ben burada yalvardım değil mi arkadaşlar? Bakın çok iyi forvet, şöyle forvet, böyle forvet. Hani tamam Edince Koyla adımız anlıyor ama bu Edince Koyun yeni sürümü şöyle iyi böyle iyi alalım yapmayın etmeyin gözünü seveyim becerin yapın 7 milyon 750 bin euroya gitti Dinipro'dan Pro'dan Cirona'ya 7 milyon 750 bin euro bakın piyasa değeri 15 milyon euroydu 25 maç 15 gol 8 asist 1506 dakika 1506 dakika yani 1800 dakika olsa 20 maç aşağı yukarı 17 maç gibi bir maç düşünün. 15 gol 8 asist ve bunu La Liga'da yapıyor. Güncel piyasa değerine 28 milyon euro yapmış. Gitti. Yusuf mı hatırlar mısınız? Ben demiştim bak alınması gereken isim çok iyi yani çok iyi oyuncu stoper ön libero oynayabiliyor. Bakın iyi bir oyuncu yapmayın etmeyin. Dediler ki Fenerbahçe'ye bunu mu layık görüyorsun? Evet bunu layık görüyorum. Başakşehir 2 milyon 150 bin euroya yeni Malatya'dan aldı. Tabii Malatya'dayken diyordum ama yanlış anlamayın. Başakşehir aldı dedim ki 2, 3, 4 verelim. Sonraki satıştan pay verelim. Yok. Başakşehir 25 Ocak 2023'te yani geçen sene bugünlerde 11,5 milyon euroya satmıştı. Bonuslar 4 milyon euro. %20 de satış hakkına sahip. Ha? Yani sonraki satıştan. Ya bazen bazı isimler konusunda bana güvenin arkadaşlar. Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı biliyorsunuz. Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü sahamızda MK Ankara gücüyle yapacağımız maç var. Hazırlıklar başladı. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşti. Rams Başakşehir maçında 11'de başlayan futbolcular yenilemeyle tamamladı. Cuma günü yani <laughs> yarın yapılacak antrenmanla devam edecek arkadaşlar. Şunu söyleyeyim Bekao takımla çalışıyor. Crespo Zeiss takımla çalışıyor. Yani eksik kişi sayısı çok az. Ben ee, bir uyarıda bulunuyorum. İdman'a bir bakın bakalım ya hani transfer duyumu gibi bir duyum var mı? Hani giden birisi var mı? Bir bakın İdman'a. Fırat Aydın Usta'nın Galatasaraylıları üzecek küfür gibi açıklamalar. Var kayıtları açıklanacak. Eski Fırat Aydın Usta Hürriyet Gazetesi'nin köşesinde TFF hakemler ve Var hakkında alacağı yeni detaylar için çarpıcı ifadeler kullanmış. İşte açıklamalar. Riva'da kritik buluşma diyor. Yani federasyon davetiyle medya mensuplarıyla bir araya gelindi. Var odasında özellikle sezonun ikinci yarısına birlikte uygulamaya başlayan yarı otomatik offside sistemi ile ilgili katılımcılara sunum yapıldı diyor. Ee, Süperlik Süper Lig kulüplerle birlikte yönetilecek. Avrupa'daki ilk 15'lik ele alındığında ligi tamamen federasyon tarafından yönetilen tek ülke Türkiye'ymiş. Bilginiz olsun. İspanya, İtalya özellikle İngiltere ve Almanya modellerinden farklı olarak bir yöntem söz konusu diyor. <laughs> Sonrasında devam edecek toplantı. Bundesliga temsilcilerinin altı toplantı gerçekleştirmiş. Kulüpler Birliği'ne bu sunulacakmış. Kulüpler Birliği'nin fikstür, pazarlama, yayın ihalesi gibi konularda başlıca rol alacağı bir süperlik AŞ e düşünülüyormuş arkadaşlar. MHK'da 3 artı 2 dönemi TFF'den 3 kulüpler birliğinden 2 olmak üzere 5 kişilik bir Konsorsiyum kurulması planlanıyormuş. Hakemlik konusunda da burayı da geçin. Var konuşmaları o akşam yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu üzerinde çalıştığı bir diğer konuda var konuşmaları. Şu anda var konuşmaları İspanya'da maçın oynandığı akşam. İtalya'da ise haftalık olarak deklare ediliyor. Portekiz ise hakem monitöre gittiğinde var odasıyla yapılan konuşmaların maçta canlı olarak yayınlanması için FIFA'dan yanıt bekliyor. Bilginiz olsun. İspanya'daki gibi olacak Türkiye ise İspanya'daki uygulanan sistem gibi o gün oynanan maçların akşamında konuşmaların yayınlanmasını hedefleniyor. Bunun için de test çalışmalarının projesi beklemede. Bu proje hakemler de sıcak bakıyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Eğer böyle bir şey olursa Galatasaray bir daha şampiyon mampiyon olamaz. Offsite'ımsı, penaltımsı yok bilmem neresi büyütüldü. Yok bilmem şurası küçültüldü. Geç. Mesela Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe bu ligde vara gidip de en çok aleyhine pozisyon çıkan takım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu araştırabilirsiniz, bulabilirsiniz. Bak, vara gidip de aleyhine en çok karar çıkan takım Fenerbahçe. Vara gidip de aleyhine en çok en çok lehine pardon, vara gidip de lehine en çok karar çıkan takım da Galatasaray. Artık orada ne konuşuluyor? Oğlum bak bunu vermezseniz sizi var ya. falan mı yapıyorlar bilmiyorum. Ama Florya'da bayraklar muhtemelen yer yayında. Hakemler 41 algoritmik veriyle belirleniyor demiş. Geç bu yalana hala inanmıyorum. Çipli top söz konusu değil. Gerek de yok. <laughs> yani çipli topa gerek de yok. Herkes bir tane kamera çizgi kamerası koyarsa biter. Offside artık 20-25 saniyede belirleniyor demiş. Evet. Geçen hangi maçta 8,5 dakikada belirlendiydi? Hakikaten sözünüzün erisiniz. Yeşil offside yok. Kırmızı net offside demek. Yarı otomatik offside sistemi de Futbolcuların birbirlerine yakınlığı, uzaklığı, yakın ve uzaklığında offside olup olmaması gibi kriterlerde ekranda dört renkte diyor. Yeşil bayrak futbolcular birbirlerine yakın ama offside değil. Turuncu bayrak futbolcular birbirlerine yakın ama offside. Mavi bayrak offside olan var ama top ona gelmiyor. Kırmızı bayrak net ve açık bir offside demiş. Sistem çalışmayınca manuele geçiliyor diyor. Bak bu cümle boşuna konuşulmadı. Al Alanya Rize maçında sistem çalışmamış manuele geçilmiş inandı yerseniz. Maçlar önce takımların giydiği formalar 10 sabit kameraya tanıtılıyor. Maç içinde tanıtılan formaların renklerine göre yarı otomatik offside sisteminde eğer tanımlanmayan bir renk olursa ısınan futbolcu ya da top toplayıcı gibi onlar beyaz renk olarak algılanıyor. Özellikle kameraların algısı sahanın içinde dikdörtgen kısmı algılıyor. Yarı otomatik offside sistemi çalışmadığında manuel sisteme geçirip offside belirleniyor. Yarı otomatik offside sisteminde karar 1-1.5 dakika sonra yayıncı kuruluşa gönderiliyor. Yayıncı kuruluş offside pozisyonunu animasyonunu paylaşıyor. Yani 1-1.5 dakika beklediğimiz bundanmış arkadaşlar bilginiz olsun. Ya yeter ki doğru karar çıksın. Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki boşnak oyuncusu Edin Ceko. Penaltısız en çok gol atan futbolcular listesinde 7. sırada bilginiz olsun. Listenin ilk sırasında 713 golle Messi, ikinci sırasında 712 golle Cristiano Ronaldo, 711 golle ise Icardi var. Öyle Galatasaraylılara göre öyle. Yani. Üçüncü Lewandowski 574 penaltısız. Edin Dzeko 954 maçta 406 gol atarak beyaz noktaya gelmeden ağları sarsmış. Agüero, Eto, Cavani, Drogba gibi isimleri de geride bırakmış. Fenerbahçe formasına 27 maçta 20 gol atmış. 7 de asiste ulaşmış. Yani nazarımız keşke değmese. Yani keşke nazarımız değmese. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si rekor tanımıyorsun. Bir de burayı konuşalım. İsmail Kartal yönetimdeki Fenerbahçe Başakşehir galibiyetiyle birlikte kırdığı rekorları da geliştirdi. Süper Lig'in 22, 22. hafta karşılaşmasında Bak şu aynı golüyle 1-0 mağlup etti. Zirvedeki yerini korudu ve birçok rekor. Nelermiş o rekorlar? 22. maçta sonunda 57 puanla en yüksek puana ulaşan ekip. Çok güzel. Başakşehir karşısında rakip ceza alanında 71 kez topla buluşup Süper Lig rekoru. Çok güzel. Toplam 35 resmi maçta 99 golü ulaşan Fenerbahçe maç başına 2.8 gol ortalaması. Ligde lider bulun durumda olduğundan Fenerbahçe Avrupa'da da grubundan lider çıkıp son 16'ya 16 kaldı. Diyor. Bir Beşiktaşlı kardeşimin Twitter'da bana yaptığı yorumu okumak istiyorum. Yani biz Beşiktaşlı arkadaşların bu tip yorumlarına hasrettik. Diyor ki Beşiktaşlı arkadaş bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'nin oyun planı top sahada kalırsa, oyun akarsa, akan oyun olursa, pas yaparak sağdan, soldan içeri girecek bir şekilde momentum yakalayarak gol atmak. Yani Fenerbahçe'nin oyun anlayışı pas üzerine ve akan oyun ve futbolun oynandığı bir oyun diyor. Fenerbahçe nasıl dur durdurulur? Böyle fauller vereceksin saçma sapan. Avut atışını, taç atışını falan geç yaptıracaksın. Mesela Trabzonspor maçına iyi bakın diyor. Abdullah Avcı bunu yaptı. Sürekli dakika çaldı. Sürekli oyunu yavaşlattı. Galatasaray maçına bakın sürekli kendini yere attılar. Sürekli faullerle oyun durdu diyor. Yani Fenerbahçe'yi durdurmak için olabildiğince oyunu çirkinleştirmeniz lazım diyor. Yoksa <laughs> Fenerbahçe alır başını gider diyor. Ben de bu kardeşime şu yorum yaptım. Süper bir oyun görüşünüz var. Tebrikler dedim. Bakın mesela sizle oynadığımız başta hiçbir oyuncunuz yere yatmadı. Oyunu çirkinleştirmedi. Hakemden medet ummadı. O yüzden maç hem keyifli geçti hem oyun oynandı. Son Galatasaray maçında gördük ki yatan yatanaydı. Ya yani Sosyal medyada fener ağlama yazıyorlar. Hayır onun aslı cimbom anırma olacak arkadaşlar. Çünkü anırma başka bir şey. Ağlama nedir? Galatasaraylıların yaptığı şeydir. Sürekli ağlarlar. Puan kaybet ağla. Bir şey yap ağla. Zırla, her şeyde ağla. Her şeyi itiraz et sonra da ki ben öyle bir şey yapmadım. Ligi oynatmayız. Bu nedir? Tehdittir. Ligi oynatmayız tehdittir. Aradan zaman geçiyor, istediğini alıyor. Ben öyle bir şey söylemedim. Ya kameranın çektiğini inkar eden kişiye ne denilir? Ya kameranın çektiğini. Ben anlamıyorum arkadaş. Ya Offside, penaltı, menaltı en son konuşacak ki en son konuşacak sizsiniz Galatasaraylar. Samet Akaydın'ın eline top değdi Karagümrük maçında, değil mi? Penaltı verilmedi. Değil mi arkadaşlar? Aynısı Galatasaray'ın futbolcunun eline değse penaltı verilirdi. Doğru mu arkadaşlar? Değil mi? Ben de katılıyorum. Bence de penaltıydı. Şimanski ceza sahasına girip şut çekecekken ayağına hayvani bir şekilde dalıp kırmızı kartlık hareketi yapıp toplan alakası olmayıp hem penaltıya sebep hem de kırmızı kart yemesi gereken oyuncu kart kırmızı yemediği için acaba o penaltıyı ona e, hani eşdeğer yapmış olabilir mi? Ki pozisyonu çok daha önceydi. Düşünsene mesela Fenerbahçe önde hatta 2-0 önde sanırım yanlışım yoksa. Fenerbahçe 2-0 önde Şimanski'ye kırmızılık hareketi yapılıyor. Yani Fenerbahçe kırmızı alacak rakibi ya da penaltı kazanacak ya da ikisini birden kazanacak. En kötü penaltı artı sarı kazanacak. Hakem bunu vermiyor. Samet Akaydın şu şekilde gidiyor bak. Yüzünü korumaya. Tam karşıdan geliyor. Yani burada el büyütme olmaz. Ama top yandan geliyor. Burada el büyütme. Bak bu el büyütme şu. Yani vücudunu genişletiyorsun. Bundan dolayı vermemiş olabilir mi? Bak ben bütün haftaların özetini tutuyorum. Hepsini tutuyorum. 22. hafta. Bak. Başakşehir 0. Tamam mı? Ee, Fenerbahçe 1. Mesela bu maçta neyi konuşabiliriz? Neyi konuşabiliriz arkadaşlar? Batshuayi 72'de devrildi. Net penaltı verilmedi. Ama hocam destek elin falan filan. Destek eliyle de elle oynama var. Arkadaşlar destek eli destek eli yok. Fenerbahçe olunca destek eli olmuyorsa rakibi de olmaz. Fenerbahçe futbolcusu olsaydı destek eli falan filan konuşmuyordunuz. Artı 85. dakikada Batshuayi'nin kafa vuruşunda rakibin eline değiyor. Tekrarı bile verilmedi. 6 pasın içinde. Bu dediğim asla ve asla unutmayın. Bakın son 3 maçımız. Gaziantep maçı nispeten hakemiydi ama Fenerbahçe'nin penaltısında sarısı olan kişi ayağa vurdu. İkinci tarihi verebilirdi diyorum. Bazı hakemler buna penaltı bile değil diyorlar. Başım gözüm üstüne. Penaltıda Ceko'nun vuruşu direkten dönüyor. O anda içeri giren oyuncu var. Penaltı tekrarlanmalıydı diyorum. Hayır diyor. O oyuncu diyor topun geldiği yöne doğru gitmedi. Lan yöre git topun geldiği yöne gitmedi gitmedi. Penaltı noktasına kadar gelmiş şut çekecek kişinin yanına kadar gelmiş dikkat dağıtmış. Bu tekrarı gerektirmez mi? Samsun maçı. Rakip oyuncu sarısı varken 43 hakeme tepki olarak kaleye şut çekti. İkinci sarıyı verseydi bugün ne konuşuyorduk? Aklı adam hak etti diyecektik. Öyle değil mi? Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde hiçbir faul maul yok. Ancak ona rağmen ben e, bu maçın hakeminin tesirini ettiğini düşünmüyorum. Çünkü oyunun içinde olan bir şeydi. Fakat Başakşehir maçında 72'de bu Batu devrilmesi. Israrla söylüyorum. Eğer Galatasaray böyle bir pozisyon yakalasın buna penaltı dersiniz. Hatta sarı kart da dersiniz. Ki oyuncunun sarısı var. ikinci sarıdan da atılsın dersiniz. Artı <laughs> Sosyal medyaya göre yani trio ekibine e, ve diğer hakemlere göre Deniz Türüç en az iki sarı kart yemeliydi ki oyundan atılırdı zaten. Yenen bütün yani kırmızı kartların ikisi de haklı. Kırmızı kartlardaki 4 faulün 4'ü de haklı. 4 sarının 4'ü de haklı. E Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı da haklı. Vuruş temiz. Oyun alanına giren Fenerbahçeliler de yok. Her şey temiz. Hakem de hakem. Desenize Fenerbahçe'yi çok baskı altına aldık. Taraftarını gazladık. Kaleyhane getirdik. Ona rağmen Fenerbahçe kazandı. Diye anır şey yapsanız da anırsanız da. Arkadaşlar lütfen ayrımın farkına siz varın. Fenerbahçeli ile Fenerbahçeli olmayan ayrımının farkına varacak siz dersiniz. Başka Fenerbahçe yok. Fenerbahçe'nin etrafında birleşelim. Pazara maçımız var. Unutmayın. Şimdiden de çalışmalara başlayalım arkadaşlar. Kulüp çalışsın. Biz de sosyal medyada Fenerbahçe'mizle ilgili PR çalışmalarına başlayalım. Fenerbahçemizi övelim. Futbolcularımıza destek verelim. Tadiç'i övelim. Bak dün bana diyordunuz Tadiç'in Fener Ali Koç'ta birlikte mi çalışıyor diye. Tadiç'in aksiyonlarını attım. Maçtaki aksiyonlarını Twitter hesabında var. Fenerli duyum iki tane M var. Kadıköy sokakları yarattım. Ben çıkıyorum zaten. Logodan falan nasıl yaklaşık 7000 bin, bin civarında bir takipçim var. Çok bakmıyorum. Bir şey yapmıyorum ama takip ederseniz de sevinirim. Görüşmek üzere.